motorine ve benzine tarihi bir zam yapıldı. Yani önceden kuruş kuruş gelirdi. Şimdi artık liranın da üstünde Türkiye'de zamlar geliyor. Siz yurt dışından gelen bir vatandaşımız olarak Türkiye'deki ekonomik koşulları nasıl görüyorsunuz? Şöyle, yani bizde de tabii ki zam oldu ama yani ben senede 5 kez Türkiye'ye geliyorum ve burada yani düşünemem yani. Mesela burada asgari ücret kaça oluyordu? 4.250. Evet, pardon. Yani düşünemez miyim? Yani yaşayamazdım. Türkiye tabii ki çok güzel bir ülke ama yani insanlar burada nasıl geçinebiliyor anlayamıyorum. Tabii ki krediyi alıyorsunuz galiba. Evet. Ama yani nasıl, yani ekonomi nasıl geçinebiliyor burada? Çok mu zor? Evet, çok zor. Yani şimdi ben mesela hemşire olarak çalışıyorum Almanya'da. Yani maaşım böyle 3000 euro. Biz mesela benzin için falan böyle 1.50, 1.60 falan ödüyoruz. İşte sizin mesela 20 yıldır aynı olan benzin fiyatınızı biz bir günde zam olarak koyuyoruz burada. Evet, yani nasıl diyeyim? Anlatamıyorum. Mesela 20 yıldır 1.60, değil mi? Evet. Biz bir günde zam olarak koyuyoruz onu. Şey diyor, ben kendimi diyor çok diyor zengin hissediyorum diyor. Türkiye'ye geldiğimde diyor, parayı bozdurduğumda diyor çok zengin hissediyorum diyor kendime. Yani mesela 100 euro bozduruyorum. Ondan sonra 1500 TL alıyorum. Yani o kadar para, yani o kadar para hayatımda yani görmedim. Almanya'da yani nasıl diyeyim? Mesela elime o kadar para geçmiyor. Buraya geliyorum, her şeyi alabiliyorum. Şimdi insanlar da yani günlük bile o kadar para alamıyor. Kötü mü Almanya? Ekonomi olarak? Hiç kötü değil. Yani. Kıskanıyor musunuz? Ben çok kıskanıyoruz yani. Kıskanıyor diyorlar. Çok kıskanıyoruz. Yani ama ben yani şu insanlar yani Almanya'daki yani kıskanan denler insanlar bazen yani çoğu AKP'ciler, egoistler, onlar Türkiye'ye nasıl diyeyim, nankör yani namkörler. Onlar aslında bizim bu Türkler Almanya gelmesini istemiyorlar. Yani aslında öyle. Sadece o yüzden Almanya kötülüyorlar. Çünkü onlar Almanya'da yaşıyorlar, Almanya kötülüyorlar ama kendileri Türkiye'ye gelmiyorlar. Yani bu ne yani? Kurulu düzenleri var. Evet. Öyle diyorlar. Evet. O zaman öyle diyorlar. Kötülüyorlarsa o zaman gelsinler Türkiye'ye yani. O kadar kötüyse ben öyle yapardım. Yani ne bu iş? Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Efendim siz ne düşünüyorsunuz Türkiye'deki tarihi zamlar için? Vatandaş bu zamların altında sizce eziliyor mu? Eziliyor. Hani 4.250 lira galiba değil mi asgari ücret? Evet. Yani Türkiye, Almanya'nın 300 eurosu. Evet. Yani çok da fazla cebimde var. Hani şey, hava diye atlayayım ama ben burada mesela o parayı günde harcıyorum mesela. Siz nasıl geçiriyorsunuz ben falan anlamıyorum. Bir de Almanya'dan buraya gelip de var ya hani anlatıyorlar et 20 euroymuş. Basıyormuş, petrol istasyonlarında kuyruklar varmış, gaz yokmuş, petrol yokmuş. Ben şahidim ya. Aa bak. Balık 7 euro. 7 euro. Dana et. 9 euro. 9 euro. 15 euro. En kaliteli euro şey. Et. 1 kilo tavuk şeyi. 2.50. Evet. 2,5 lira yani. İşte. Birim yaparsak 2,5 lira. Doğru. Aynen de öyle. Hani özellikle bunu saklamak burada size. Burada 60 lira. Buraya anlatıyorlar yani. Evet. Bir de şu tarihi bir yalandır. Almanya'da hiç kimse 1200 euro kazanmıyor. Bak hiç kimse kazanmıyor. Hani 1200 euro ben duymam hani. Evet. Hani diyorlar ya asgari ücret ya da 300'lük duvarına 1200 euro alıyormuş. Öyle bir şey yok. Alsa bile sadece devlet bakıyor ki. Bunun kira yardımı, çocuk yardımı vesaire. Ödüyorlar. İnterneti bile ödüyorlar. Hani öyle bir şey yok. Bir de bu dayılar var ya hani telefonun çıkar göster falan diye. Evet. 3 oğlum var. 3'ünde de iPhone 13 var. 3'ünde de. Bizim Almanya'da bu hani şey lüks değil. Sıradan bir şey. 176 euro ödedim şuna. 2 sene kontrat yapıyorsun Arif Bey. Ayda 50 euro ödüyorum. Ama hepsi içinde. Fatura da içinde mi? Hepsi içinde. Telefon içinde, interneti içinde. Bir de bu telefonu ödüyorum. 50 euro. Evet. Hani
Burada bunlar 25-30 bin lira galiba, doğru mu? 30 bin lira abi şu an. 30 bin lira. 28 bin lira falan. Anormal bir şey ya. Dediğim gibi Almanya'dan buraya gelip de var ya hani. Bir de şu şeye karşıyım ben. Orada oy kullanıyorlar ya. Keşke Almanya devleti bunları görüp de var ya onları Türk Almanya'ya sokmasa, hani Almanya kötü sürünüyormuşuz ya açlıktan falan ne. Evet. Irkçılık varmış. Öyle bir şey de yok. Ben orada doğup büyüdüm. Ben bir kere ırkçılık ben yaşamadım ya. Osta hani, olurdu. Almanya'da, Ost bölgesinde, Doğu bölgede var. Arif, Almanya'da en güzel şey ne biliyor musunuz? Adalet var ya. Adalet. Ben giderim Merkel'e mesela dava açabilirim. Sıkıysa burada atsana Erdoğan'a. Sıkıysa aç. Bir de adalet görmedim ben ya. Harbi diyorum ben Almanya'da doğdum büyüdüm görmedim. Ne? Ama ben öyle ben, nasıl bir adalet yok? Oranla, orada adalet nerede var ya? Kardeşim adalet Almanya'da neyse herkese. Sana özel bir ceza yok yani. Herkese neyse o. Tamam da ama orada da adaletsizlik var. Sen ne diyorsun? Herkes orada da arkadan koşuyor. Buraya kadar yoktur abi. Tamam adaletsiz nerede var? Burası güzel ya. Dayı, takma kafanı. Nasıl adaletsizlik gördün mesela? Cennet burası da. Nasıl? Orada da aynısı ne ya. Ne gördün mesela? Aynı ya. Hiç konuşmaya gerek yok ya. Ne gördün? Ben diyorum mesela? Ki dünyanın cenneti Türkiye'dir. Orası başka. Güzel bir doğamız cenneti var. Türkiye. Doğru abi ben. Bak. Türkiye'nin değerlerini, kıymetini bilmeyen kusura bakma. Ararlar. Türkiye'nin abi, ben öyle biliyorum. Kim diyor değerli mi şimdi abi? Şey herkes Türkiye'de. Var var. Doğamız güzel. Türkiye kötülemedi mi ki? Dünyanın cenneti Türkiye ben diyorum. Sonra? Abi, ben Türkiye... Liderlerin başı da Erdoğan diyorum. Nereden çıktı o? Ben öyle biliyorum. Gerçek söylüyorum. Doğru söylüyorsun vallahi. Liderlerin başı Erdoğan'dır. Abi, ya Erdoğan ölse abi. Lider de bulamayız başka. Türkiye'nin ölecek kimse de yok. Ortasında dımbır dımbır herkes kendine onu da ithal ediyor. Edeceğiz. Yurt dışından getireceğiz. Abi sen aman Allah uzun ömür versin Tayyip Erdoğan'a. Bak. Ya başına şükür büyüsün. Her zaman sen, gerekir. Şükür. Sen Almanya'dan geliyorum dedin değil mi? Tamam. Yok, ben abi. Şoförüm. Tır tamam, şoförü. Şunu bir dinletir misiniz? Türkiye'nin huzuru dünyada yok. Türkiye'nin huzuru dünyada yok. Allah. Vallahi sen nerede yaşıyorsun ya? Türkiye'de yaşıyorum. Ben her köşede. Oğlum şunu bekliyorum. Yaşamıyorsun sen. Erdoğan burada ne diyor? Almanya'da aylardır elektrik su yokmuş değil mi? Gerçekleri bilmiyorsun sen. Boş konuşuyorsun. 80 ton toprak olacak. He? Doğruyu söylemek lazım yani. Ne doğru? Sen İstersen doğru bilmiyorsun. İstersen olsun. Sen abi durum kötü olmaya başlıyor. Söylüyorum abi. Abi yine abi bir dakika. Abi bir dakika. Almanya'dan geliyorsun değil mi sen? Yok. Tır şoför ya. Şoför. Mazotu. Dünyanın cenneti Türkiye. Ya söyleyen bir Cumhurbaşkanı'ndan ne bekliyorsun? Aa bu da yala, kendi ağzına konuşuyor. Abi şükür edeceksiniz. Biz Türkiye'yi kötülemiyoruz arkadaşlar. Bizi iddialarını kötülüyoruz. Bizi iddialar demiyorlar. Biz onu istiyoruz. Almanya'da aylardır elektrik yokmuş ya. Farkındaysanız dünyanın dört bir yanında ekonomi savaşı var. Yok ya. Tabii. Geliyorlar. Ben de geldim. Ben de Türk'üm. Ben her yere gittim. Dünyanın her yerine gittim. Ama öyle değil. Öyle değil abi. Ben karnımı doyuramadım. Türkiye'de doydum ben ya. Bırakın Allah aşkına. Senin asgari ücret abi. Senin asgari ücret. Ben kabul etmiyorum. Sıra bakmayın. Ben bir söz diyorum. Bak asgari ücretin senin bak. Şu bir par. Sen benden milliyetçi olamazsın. Senin asgari ücretin. Arif Bey, şunun üzerine 100 euro koyayım. Sizin asgari ücretiniz bu değil mi? 4500 lira, hatta daha fazla bu. Ne anlatıyor bana ya? Bir de burada Erdoğan kendisi diyor ki Almanya'da aylardır şey yokmuş. Elektrik ve şey. Orada doğup büyüdüm. Ben bir kere elektriğin kesildiğini ben görmedim. Bak bir kere bile görmedim. Ben doğru söyleyeyim. Niye gördüm? Çok büyük bir soğuk oldu. Hani bizde İsparta'da direkler rüzgardan yıkıldı diye yalan. Rüzgardan yıkılmadı kardeşim. Aynı şeydeki de Yozgat'taki de. Hayır, belli bir derecenin belli bir derecenin altına düştüğü zaman avaç gibi kırılır dömürler. Almanya'da da oldu, Amerika'da da oldu. O da yani demir deyip de sen kırılmaz diye bir şey yok. Evet. Belli bir derecenin altına düştüğü zaman aynen avaç gibi çatır diye kırılır. Onlar da aynı kırılmış. Öyle yan yatma man yatma yok. Abi baktın ya, kanatlar düşmüş. Yatırım yapsalar da o belli soğun altında kırılır yani. Şimdi belli bir 30 derecenin altına falan düştüğü zaman eksi 30'un altına kırılır yani. Almanya'da kırıldı. Ya, ben yaşamadım Hamburg ama. Hamburg tarafında tamam, olabilir. Hani. Acayip kırılma oldu. Oturalara ne diyorsun abi? Bu zon benzin benzin zamlarına ne diyorsun? İyi dinlesin. Bak cebinizden 5,5 milyar dolar nasıl çalınıyor? Faturalarda. Devlet baba. Dur şunu merak et. Özel sektörden elektrik alırken 5,5 sent alıyor. Bunu özel sektöre 2,5 sentten satıyor.
toplam bunun toplam kilowatt şeyi 60 milyar kilowatt. Burada 6-7 tane şirket var. Toplam dağıtım şirketi 21 tane ama bu şirketleri 6-7 ailenin. İçinde kimler var? İçindeki bildiğimiz meşhur 5 şirket var. Evet. Bizden 5,5 sente alıp 2,5 sente özel dağıtım şirketlerine veriyor. Bu şirketler bize kaçtan satıyor bu elektriği? 11,5 sentten. Yüzde kaç kar ediyor? Sizin, benim sizin cebinizden aldıkları parayı o 7 aileye veriyor. Tam 5,5 milyar dolar. 5,5 milyar dolar. Bunun 4,5 milyar dolarını 6 aile alıyor. 5 aile alıyor. Gerisinde o 2-3 aile bölüşüyor. En az Dicle Elektrik 1 milyar 150 milyon lira alıyor. Sabancı ailesi 1 milyar 100 milyon lira alıyor. Meşhur federasyon başkanımız Lema Şeyin'le beraber Lima 1 milyar lira alıyor. Diğeri 900 milyar euro alıyor. Geri kalan 1 milyarı da 2-3 aile bölüşüyor. Ondan sonra şirketleri kurtarmak için yapılan %27 zam da geldi üzerine. Evet. Neden? Çünkü o şirketler paraları yokken yurt dışından devlet garantili krediler aldılar. 1.60 iken, 2 lirayken dolar. Dolar da 14 lira 15 liraya çıkınca bunlar batma noktasına geldi. Bunları kurtarmak lazım. Kurtarmak için ne yapacaksın? Bir operasyon %27 zam. Burada esnaf da battı. Esnafı onlara zaten... niye öyle bir operasyon düzenlenmedi? Esnafa ya düzeltecek. Şimdi düşünüyorlar. Hesabını yapıyorlar. Düşünebiliyor musun? Bir milletvekili çıkıyor. Amerika'da %7 enflasyon varmış. Maliyet %7 ile adam çarpıyor. 100 lira, %7 zam geliyor. 100 lira aldığın şey 700 liraya alıyormuşsun. Evet. %5 de çarpıyor. Böyle bir hesap görmedim yani. Türkiye'de %36 enflasyon var. Onu %36'yı 100 liraya aldığını 146 liradan hesaplıyor. Amerika'da %7 enflasyon olmuş. O diyor tam 7 misli. 100 liraya aldığın şey 700 dolar diyor. Evet. Böyle bir hesapla başımızda kim başımızdaki Maliye Bakanı? Tekstilci. Yardımcısı kim? Çorapçı. Gözüne baktım gözünden katarak gördüm. Yani bir ışıltı göremedim onun ben. İşte o şekil bu milletin cebinden hiç haberimiz olmadan benim de. Ben 1500 lira verdim elektrik parası. Hiç kimsenin şey olmadan tıkır 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 aldılar kardeşim. Konuşabilir miyim? Buyur abi. Abi motorine 1.60, benzine 1.50 Türkiye'de rekor bir zam geldi. Ne düşünüyorsunuz? Son zamlar çünkü 3 ayda %50 zam gelmiş. Şimdi ben elektrik kurumundan emekliyim, o konuda bilgi vereyim. Elektrik konusunda. Türkiye'de bugün kaynakları rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, suyla, kendi kaynaklarımızla elektriği üretecek potansiyelimiz var. Bugün Keban Barajı %20 ile çalıştırılıyor, %80'i çalıştırılmıyor. Neden abi? Neden? Türkiye dışarıdan para, dolar ödeyerek doğalgaz alıyor. Türkiye enerjisinin %50'sini doğalgaz çevrim santrallarıyla dolar ödeyerek. Bu ülkenin kaynakları, öz kaynakları kullanılmıyor. Doğalgaz çevrim santralına bağlı olarak elektrik üretiliyor ve de bu da bugün maliyetlere yansıyor. Yani bugün bu ülke kendi kaynaklarını kullansa dışarıya dahi elektrik satar ve vatandaşına da ucuz elektrik verir. Yani bizim kendi doğal kaynaklarımız Türkiye'de, evet, tarımıdır, suyudur, hepsi yeter mi? Yeter tabii. Bugün ne diyorum ben sana? Türkiye'nin bütün suyla, güneşle, rüzgarla ürettiği zaman bugün doğalgaz çevrim santralından elektrik üretmeye gerek yok. Ama bugün BOTAŞ'tan bugün ne yapıyor? %50 çevrim, Türkiye'nin enerji ihtiyacının %50'si doğalgazla karşılanıyor kardeşim. Onu da dışarıdan alıyoruz. Onu da dışarıdan alıyoruz. Dolar ödüyoruz. Hani gaz çıkartmıştık. Daha ortada bir şey yok görünürde. Hani böyle şeyleri açıyorduk, vanalar açıyorduk. Daha öyle bir şey yok. Şimdi Türkiye'de yapılması gereken şu. Gazları açın demişlerdi. Millet gazı açtı, faturalar uçtu. Vatandaş A, B, C demeyecek. Haklarına sahip çıkacak. Birleşecek. Birleşe birleşe kazanacak. Mücadele etmeden bu hükümet geri adım atmaz. Mücadele edilecek. Halk tepki gösterecek. Bir arabayı düşünün. 200 kilometre hızla gidiyor. Devrilecek. Bunun fren sistemi ne yapar? Arabayı durdurur.
Bu hükümeti durduracak olan da halkın birleşik gücüdür. Başka bir şey değil. Eyvallah. Ha. Çok teşekkür. Bir şey değil. Helal olsun. İnşallah, maşallah. Abi siz ne düşünüyorsunuz bu gelen elektrik ve doğalgaz zamları hakkında? Nasıl çevirebiliyor musunuz? Uygun mu değil mi? Vallahi Allah hayırlısı kimse Cenab-ı Allah başımıza onu getirsin. Nasıl fiyatlar? Faturalar nasıl? Benim durumum iyi, durumuma göre iyi. Genel olarak nasıl? Genel olarak zayıf. Kötü mü abi? Kötü. Çok kötü. Nasıl düzelir? Vallahi Allah hayırlısını getirsin başımıza kimse. Değişim mi şart? Olabilir. Olabilir, Allah hayırlısını versin. Abi, çok sağ olun. Sizden. Arif'im geçmiş olsun kardeşim. Çok teşekkürler. Çok geçmiş olsun. Çok çok geçmiş olsun. Kardeş. Duyduk. Büyük geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun kardeş. Eyvallah işte. Çakallar sen, bazen sen, böyle sen saldırabiliyor. Cansın. Sen cansın. Eyvallah. Adamın dibisin sen baba. Adamın dibisin. Geçmiş olsun. Hadi görüşürüz.